Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fındıklı nefis bir vişne reçelli kurabiye hazırlıyoruz. Ağzınızda eriyen kıyır kıyır nefis bir kurabiye oluyor. İstediğiniz herhangi bir reçel ile hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeyi hemen hazırlamaya başlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 200 gra 250 gram tereyağını koyuyorum yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Un hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına koyup elim ile yoğurmaya başlıyorum. Karıştırıyorum ilk önce. Bu malzemeler güzelce karışsın. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Klasik kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Elimize yapışmayan, güzel kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Un eklerken dikkat edelim lütfen. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çok katı bir hamur da yapmayalım. Hamurumuzu cıvık da yapar isek eğer yumuşak, bu sefer de çok dağılacaktır yayılacaktır daha doğrusu üç buçuk su bardağı un ilave ederek yumuşak klasik bir kurabiye hamuru elde ettim söylediğim gibi lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir klasik bir kurabiye hamuru olacak hamuru şimdi buzdolabına kaldırıyorum buzdolabında 30 dakika dinlendiriyorum. Hamurun dinlenmesi kıvamı için önemli. Kurabiyenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için bir çorba kasesi vişne reçeli kullanıyorum. Evinizde ne var ise onu kullanabilirsiniz reçeli olarak kalan reçellerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Vişne olduğu gibi çilek reçeli, incir reçeli, kayısı, şeftali ne var ise onun ile yapabilirsiniz. Bir çorba kasesi reçeli geniş kaba aldıktan sonra blenderdan geçirip parçalıyorum. Püre haline getiriyorum daha doğrusu bakın. Bütün parça kalmasın. Vişneyi parçaladıktan sonra üzerine 1 su bardağı çekilmiş fındık içi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. İç harcımız artık hazır. Artık reçelini kenara alıyorum. Hamurumuz da yeterince dinlendi. Şekil verme işlemine geçiyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. Bakın yağlı kağıt koyarak ve hamurdan 3 beze hazırlıyorum. Rahat şekil verebilmek için ilk etapta 3 beze yapıyorum. 3'e böldükten sonra bir tanesini kağıdın üzerinde bırakıp açıyorum. merdane ile açma işlemini yapıyorum. Üzerine tekrar bir yağlı kağıt koyarak da hazırlayabilirsiniz. Bakın ilk parçayı açtım. Kenar kısımlarını hamur kesme aparatı ile düzlüyorum. Daha düzgün bir şeklinin olması için. Ve ilk bezemiz bu şekilde hazır. Şimdi orta kısmına hazırlamış olduğum vişne reçelini yerleştiriyorum. Uç kısımlara fazla yaklaştırmadan tam orta kısmına reçelini sürüyorum. Reçelin üçte bir parçasını buraya koydum. Şimdi kenarını üzerine kapatarak şekil vermeye işlemini yapıyorum diğer kenarını da tekrar üzerine kapatıyorum. Uç kısımlarına bastırıyorum. Uç kısımları iyice sıkıştırdıktan sonra yağlı kağıt serelim. Yağlı kağıdı ile birlikte fırın tepsisine yerleştiriyorum. Uç kısımlarını sıkıca bastıralım. Güzelce pişsin. Yağlı kağıdı ile birlikte koydum. İkinci ve üçüncü parçayı da aynı şekilde yağlı kağıt üzerinde açıp yağlı kağıdı ile birlikte yerleştirdim. Bozulmaması için bu şekilde hazırlamak gerekiyor. Her birini bakın kağıdı ile yerleştirdim uç kısımlarına tekrar tepsiye koyduktan sonra bastırdım şimdi üzerine bir yumurta sarısını çırpıp sürüyorum yumurta sarısını sürdükten sonra iri kıyılmış fındık serpiyorum fındığını serptikten sonra Önceden ısınmış 170 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. İçi vişne reçelli ve fındıklı, kıyır kıyır hamuru ile enfes bir kurabiye oluyor. Artık fırına gitmeye hazır. 170 derece alt üst ayarda güzelce kızarıncaya kadar pişti. Bakın harika görünüyor kurabiyemiz. Kurabiye fırından çıktıktan sonra sadece ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Böyle biraz ılıması gerekiyor. Tamamen buz gibi oluncaya kadar beklemiyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. ılıdıktan sonra artık dilimlemeye hazır. Kesme tahtasına tekrar yağlı kağıt ile aldım. Yağlı kağıdı ile bu şekilde hazırladığımız için çok pratik oluyor. Ve şimdi artık dilimlere kesiyorum ılıkken dilimliyorum. Çok soğuduğu zaman dilimlemek zor olabilir, dağılabilir. Ve artık kurabiyemiz hazır. Altı üzeri çok güzel kızarıncaya kadar kurabiye pişirdim ve enfes bir kurabiye oldu. Bakın servis tabağına da aldım. Lezzetli, kıyırlığını kaybetmeyen farklı bir kurabiye tarifi. Ve evde bulunan reçellerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Ben bugün vişne reçeli ile hazırladım kurabiyeyi. Söylediğim gibi istediğiniz evinizde bulunan reçelleriniz ile bu kurabiyeyi aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket, eksik olmasın yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle